Valente, hasar adam vardı. Böbreği söküp elime verdi, elime. Tuttum böbreği. Böbreği gel sen nereye koydun bu arada? Böbrek bende. Ustam yanlış yere sökmüşüz. Ya. Bekle şimdi. Doktor PM'im nerede benim kardeşim? Ameliyat zamanı. Charles Seth Bodel Exe. Yeni video çıktı. Evet, sorun ne? Siz... Merhabalar. Doktor musunuz? Merhabalar. Evet, ben de burada benim doktoruyum. Bir tılsım var üzerinde de. Evet. Klarneti elinden alamıyoruz. Nasıl bir durmuyor, tılsım? Susmuyor. Hani susmuş? Şu an sustu. Nasıl sustu hanımefendi? Şu anda adam yok. Hani adamla hiçbir çalmıyor. Şey yok şu anda. Ama klarneti alamıyoruz. Bakın nasıl almaya alamıyorsun? Çalış yeniden. Sen çalış ablacım, beni şimdi tılsın, lanetlettirme beni ya. Testereyle kolunu kesiyorum ne? Dur. Allah Allah! Yardımcı olabilecek misiniz? Doktor bey. Lanlar. Bizim de dikemiz olsun amına koyayım. Doktor bey. Diğer durduramıyorum kardeşim, durduramıyorum. Çıktı da. Ağzını kapatır. Dur. Yeter lan. Kişi... Düzgün bir şeyim, ben buradan yarım saatlik klarnet sesi duyuyorum, doğru mu? Çalama. Evet, susmuyor klarnet. Klarnet sesi. Ya tanımıyor olsam ağzını size çakacağım bir tane. Ağzında klarnet var. Taşlaştıralım. Tam taşlaştıralım, alalım klarnet elinden. Oh, durdum. Durdum, çalmadığı süre boyunca durdum. Oh. Çal, çal, çal. Oh. Nasıl yani? Çal. Yok, benim tikim var da bir şarkı çalınca ben oynamadan duramıyorum. Çal, çal. Bu bembeyaz oldu doktor, bir şey yapacak elini mısınız? Elini adamın şeyine çaldığın için alabilir mi? Elini çek. Al, al. Ben çok daha çekim. Oyna. Öpüş, bir şey yapsanız da olur. Bak ne sen sonra. Ne önce? Hani durma ne yapalım. Oyna! Şu adamı durdun. O çalıyor, bu heh, durmuyor. Durdu, bu durunca durdu, o çalmıyor. Durdu. Durdu. Ay. Siz doktor musunuz? Evet doktorum da tikim var. Şarkıya tikim var. Ne tikiniz var? Şarkı çalınca. Allah! Özet. Aynı masajlarını kullandın mı? Gelinlik çifte tellisi çalmakta da her... Dur. Durdurun şu adamı! Durdurun! Doktor bey! Durdur! Heh! Arkadaşlar, kurt adam. Oh! Kurt adam mı? Kurt adam. Oh. Ne kurt adamı ya? Biliyor ne kurt adamı ya? Yatır! Yatır çabuk var. Yatır çalmadan yatır. Çabuk yatır. Sanırsam taşlaşmış bir halde olacak. Halde olacak aynı. Petletisini dur. Plus. Adam kan kaybediyor. Hiç kanaması var. Petlide olduğu halde hiç kanaması var. Ameliyat etmemiz lazım. Şimdi yatır, 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 yatır. Ben ameliyat aletlerini getireyim. Efendim, ben de titanium. Doktor. PM bak, üst komşu gelin alma varmış, ona çağırıyor. Mi. Kerpeteni alır. Kerpeten. Çabuk. Şimdi taş mı bu? Taş mı, dur. Kan kaybediyor. Mi. Ellerini... Yavaş yavaş
Sayın doktor, ne olacak durumu? Ellerindeki çıkarır. Dur. Allah! Tılsıma büyü işlemez bir. Tılsıma büyü işlemez. Dur şimdi klarneti at işte. Açık geçecek üstüne. Ya, biz şu klarneti yok edin. Ya. Yok edin onu. Evet, evet. Şimdi bu adam... adamın şeyini açın. Adamın şeyini açın. Ameliyat etmemiz lazım. Hiç fikrim yok adamın. Jenever sana. Şöyle değil. Dur. Dayı, dayı. Şey gelmesi lazım. Ne yapıyorsunuz? Dur, dur, dur. İç kanama var. İç kanama var. İç kanaması var. Dur. Ne yapmamız gerekiyor? Ne yapacağız? Bekle, içini açıp kanamayı durdurmam lazım. Abi biz büyücüyüz. Nasıl çalıyor? Nasıl çalıyor? Kaynama iksiri getireyim. İksir. Üf, ıslık yılan çalıyor. Dur. Böyle devam etmemiz lazım. Bir petliği daha kaldıramadım. Bundan sonra yaşamına böyle mi devam edecek? Hayır hayır. Çözeceğiz. Çok korkutucu. Modum. İşlemiyor. Bunu yaptılar zaten. Yarıyor mu? Yaramıyor. Öyle yaradı bir şey mi lan? Evet. Yaradı mı? Öyle bir şey yok. Modum bu anasını zaten devam edin. Dur. Neyle çalıyordum? Dur bekle. Ay, kafamı karıştırmayın. Kanaması var. Çalacak diye çok korkuyorum. Şanlık bir şey yok. Ben baktım zaten. Bana bir neşter getirme. Bana bir neşter. Bir sıkıntı yok. Bana bir neşter. Kızım neşter getir. Kızım neşter. Kızım bir neşter. Neşter. Ablacım. Bak. Bu tılsımın şeyi sence büyüyle çözülür mü hiç kanaması? İlkel yöntemlerle yapmamız lazım. Ver. Titani toz gümüş sürdüm evet. Ork mu var? Çal çal. Tamam güzel. Güzel ne sağ. Nasıl seni çocuğum? Dur. Ya, tamam geçecek. Bütün profesörlerin şey çıkışı alalım izninizle. Lütfen. Sadece öyle bir görevlere kalsın. Ben de çıkayım mı? Tabii lütfen buyurun. Ben de çıkayım. Buyurun çık çocuğum. Emin misiniz? Evet eminim. Gelin gelin. Biz apoyu üstte kalalım biz çıkacağız birazdan. Bence kalalım. Evet bence de kalalım biz. Dur. İç. Kanama. Çal çal devam et sen. Orgu sen çal. İç kanama. Profesörlerim stamina charm biliyor musunuz ya? Şu yatan kişiye stamina charm tamam, güçsüz hissediyormuş. Sen çık. Kişinin sağ böbreğini... Ne işler? Git sen. Böbrek az. Efendi, Japon musunuz? Ablacım şunu bir tutabilecek mi? Ben tutayım. Neresinden? Ben tutayım. Şunu bir tut, hasarlı. O ne lan? Ha. Dur şimdi. Küfür etmeseydin keşke usta ya. Dur, bana şey getir. İğne ipnik. Dikmemiz lazım. Kişinin böbreğimize karşı biraz daha hassas davranabilir misiniz? Hassas ablacığım. Kerpetenle mi yapıyorsunuz hiç... işinizi? Neşterle çıkardım ablacığım. Ne kerpeteni ya? Kerpetenle böbrek mi sökülür? Biraz önce elimizde kerpeten vardı. Kerpeteni attım ne ablacığım. Ne zamandır doktorluk yapıyorsun? Neşterle yaptım ablacığım. Usta yetiştim usta. Siz bu saçları bence kerpetenle ya da neşterle kesmişsiniz. Ablacığım gibi. İçime karışma ya. Bak ölecek adam ya. Tutun. Usta yalayayım ne mı? Ne oluyor? Tam olarak. İpin ucunu yalayayım mı usta? Dur dur yara gerek yok ben soktum. Destini. Efendim no. İntansörüm düşecek galiba. Nabzını işte kontrol et bir adamın. Nabzını kontrol et. Tamam hemen ediyorum. Madam ya buyurun. Çıkın da. Çıkın da. Nabız kontrolü yapacağım. Beni çağırıyorlar ben. Bak bakayım nabız kaç. Ona göre kapatacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atıyor usta sayıyorum. Tamam göğüs kafesini de dikiyorum. 16. Neler aldık usta?
Böbrek bende, böbrek dur. Dur, tamam, dikme. Böbreği koyalım sonra. O böbrek hasarlı. Böbrek hasarlı gitti o böbreği. O böbreği poşete koy, bizim çocuğa versen. 100 bin yapardı, ben bunu satılar. Ne bu, mucize de olur mu? Gözlerle nasıl gördüm ne kadar ettiğini? Gözlerim kısık diye kör değilim. Bir böbrek benimle yaşarım. Çık yapmayın. Buyurun. Böbrek. Artık bir böbrek siz olarak devam edecek. Bir şey yaparız. Doktor ölüyor. Şimdi bu sayın adam, doktorum. Doktor bey. Bu adam dur iyileştikten sonra klarnet çalabilecek mi ya da düdük, flüt? Onu göreceğiz. Onu göreceğiz. Bir hasar olmaz oldu mu? Çalar. Benim ustam öyledir. Bir hasar oldu mu yani? Genelde bunun gibi şeyleri hanımefendi anlatayım. Genelde bu gibi sizin dediğiniz çalamama şeylerini beyin ameliyatlarından sonra bazı komplikasyonlar olarak yaşayabiliyoruz. Ama biz şu anda iç kanamadan dolayı, böbrek tarafında olan bir iç kanamadan dolayı, böbreğini aldığımızdan dolayı şu anda öyle bir şey beklemiyoruz. Buraya her gelen kişinin aynı tepkiyle gelmesi, bayılıyorum. Tamam şimdi kim böbreklerini söktü ya? Doktor. Ablacım böbreğinde iç kanama vardı. Böbreğini çıkarıp beyefendi, sökmek zorundayız. Böbreğin iç kanama olduğunda böbrek sökmüyoruz biz ama. Biz böbrek kurtulamaz haldeydi sen. Bekle bekle. Sen profesör, doçent, operatör, doktor. Bana. Bunu mu diyorsun? Senin neyine lan? Bu okulda senin neyine? Bir tane ağızdan sallayıp gidip de iyileştirdim demekten oluyor mu lan? Ben. Yani. Topu. Beyefendi dikkat edin. 1818 tane hasta iyileştirdim. Kaç benim ya? Yaptığım böbrek ameliyat sayısı kaç yaşıyor? Okulumuzun 1800 civarı yaşıyor. 18 tane ölümüz var. Görevliler var. Kız savunacağım onu, çıkın. 19 olmadığına eminiz değil mi? Benim babaannemi iyileştirdim. Tamam yani. Bekle bakalım. Daisy sen bir baksana. Kendine gelir birazdan. Sağlık durumu şu anda ne? Kişi... Ben bir kontrol edeyim. Bir bak çocuğum. Enstro... Böbrek sökmek ne ya? Fazla geldi. Bu adamları kime aldı okula? İki tanesi fazlaymış herhalde. Bunlar burada zaten. İki gündür buradalarmış. Bilgimiz dahilinde o. Ablacım bak. Ben bu okulda beyin tümör ameliyatı da yaptım. Şey de yaptım. Çünkü Lorozu Twitch keşfettiğinde kaliteli içerik. Yapıldı. Bizim yaklaşık bir ay önce falan yapıldı o. Hadi ya. Tümör ameliyatı. Yani ben buradaki çocuğa da sorabilirsiniz. Tümör ameliyatı yaptığımız çocuk gayet devam ediyor. Biraz otistik tamam, olabilir ama yani devam ediyor. Neden söktünüz bu iç ablacığım, kanama var diye söktünüz. Böbreklerde hasar vardı. Adam böbreği söküp elime verdi, elime. Tuttum böbreği. Böbreği sen nereye koydun bu arada? Böbrek bende. Oğlum. Ustam yanlış yere sökmüşüz. Ya. Hangi şikayetle geldi aslında? Böbrekler böyle mi, ince mi oluyor ses? Hasta iç kanama ve tılsımlanmış enstrüman ele geldi. Bir şeylere dokunmuş, ben size söyleyeyim. Dur bakayım ne oldu ya? İçeride bekle bir... iki tokat adayım gelir belki. Ha ablacım gel sen çöz ya gel. Hadi çok biliyorsun. Ya git. Bir saniye. Sen adamın böbreğini sökmüştün, gel şimdi kendin tedavi et. Hadi çok. Böbrek ben de vereyim. Oğlum sen de bana niye dayıyorsun lan? Siz böbreği dışarıdan mı tutuyorsun? Git. Bana niye dayıyorsun amına koyayım? Çok steril. Git. Çok steril. Gerçekten. Arkamdan dayamaya utanmıyor musun lan sen beni? Serbazın bakanlık çalışanı ya da bir serbaz çağırır mısın? Yok diyorum. Ben de şikayeti oluşturmak istiyorum. Böbrek yok. Okuldan atılması tamam, istiyorum. Evet lütfen. Tamam. Böbreklere yaşı. Efendim bunu bir buz. Bay Tedor. Efendi. Sen gözün kapalı. Çocuk ameliyat etmeye çalıştın. Böbrek ağır hasarlıdır. Zaten evet, böbrek. Yani siz şu tarafa geçer misiniz Jensen? Düzeltilemez. Tamam ablacım hadi. Hadi yapın lan. Yok. Tamam. Yok. Yapacağım ben. Hadi bakayım ha. Hadi yap. Hadi. Yapacağım. Yap. Sana ne kadın? Pişik var onda birazcık. Ben sana neden bayram şekeri kukuletası taktın kafana diye söyledin mi? Sinirlenme. Tansiyonu çıkıyor. Sinirlenme. Tansiyonu çıkıyor, sakin ol. Uni takmış kafasına ya. En azından kafamda saç var. Nerede var göremiyoruz, Uni'den gözükmüyor ki. Bak arkada adam ölüyor. Yani gerçi ölmüyor, tabi şey yaptık, iyileştirdik. İyileştirdik. Kesinlikle bak, ben bu okula ömrümü verdim.
Ben bu okula ömrümü verdim. Beni buradan atamazsınız lütfen. Sana ne kardeşim, sana ne lan? Dur. Beyefendi, beyefendi. Deli de geldi. Oğlum ben deliyim oğlum, bak beni deli etme. Yardımcı ol buraya. Bu kanda yardımcı ol. Ben gereken işlemleri yaptım. Evir kanına. Elinize sağlık, elinize sağlık. Profesyonel durumu kötü. Bu adam bana uzaklaşmasın, bana şekil şukul yapmasın. Tamam, usta yapalım. Tansiyonun çıkıyor. Usta sakin ol, öleceksin şimdi. Gizle orayı, oraya yardımcı olsun. Sakin ol ya. Du, kan kaybı. Buraya neyle girdiniz? Elinizde bir belge var mı? Doktor olduğunuza dair vesaire görebilir miyiz? Neşter dışında belge olarak. Kurtalı bulamaz haldedir. Hiçbir şekilde kurtalı bulamaz. Ha? Bir belgeniz vesaire var mı doktor olduğunuza dair? Ha tabii, hemen şöyle ben şey vereyim sana. Tabii, teşekkür ederim. Mi du belgesinde ne üniversitesi olsun? Beyin asas düşmüş. Efendim boş verin, siz asayı böbrek, yapacaksınız. Mevlana. Onu da buraya çağırsın, o eylemesin orayı. Üniversitesi. Sen, sen gel buraya. Üniversitesi. Bu sarmıkaya başladı bu. Lisans. Ne güzel çalıyor ya. Lisans vardır. Sen ustanı tut ustanı, dans dur etmeye kalkmasın tansiyonu. Doktorluk. Bende de var, bende de var aynısı. Rütbesi. Doçent. Hayatım böyle bir şeyle karşılaşmıyor. Bu ne ya? Prof. Doktor. Michael Jackson. Doçent, operatör, Bay Michael Jackson. Ben izninizle gidiyorum. Buyurun. Ben. Gitme, işimiz var burada. Ha, okey. Doktor olduğunuzu anlıyorum, tamam. Sizi buraya kim aldı peki? Bak şimdi kardeşim, anlatıyorum. Ben İstanbul'a şeyle gidiyordum. Trenle gidiyordum. Evet. İstanbul evet. Trenine bindiğimde bir şey, bir farklılık yaptım. Normalde bizim Şeyhöz Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi'nden İstanbul'a doğru giden tren 5-6 saatte, ya bilemediğin 10 saat civarında varıyor. Çok acıklı hikaye. Tren süreci yaklaşık bir nereden baksan 2-3 gün sürdü. Lan dedim, acaba neden bu tren durmadı falan. Sonra tren bir durdu. Tren bir daha durduğunda bir baktım etrafımda böyle çubuklu insanlar, şeyler falan. Bana da elime bir tane çubuk doldu, şey yaptılar. Dediler ki, sen dediler artık doktorsun dediler. Burada dedi doktorları yapacaksın dediler. Ben de dedim ki tamam dedim. Dediler ki bir de sen burada doktorluk yapmazsan dediler seni öldürürüz dediler. Seni dedi kurşunlatırız dediler. Seni dövdürürüz dediler. Anladım. Bu yüzden siz buraya nasıl geldiniz? Buraya nasıl geldim? Ben şimdi onu anlatayım. Özellikle Hogwarts okulunun revir kanadına nasıl girdi saldırdınız? Şimdi bak onu da anlatayım. Ben yaklaşık nereden baksan birkaç senedir burada Hogwarts civarlarında dolanıyorum, tamam mı? Arada da giriyorum, kapıdan giriyorum, revire geçiyorum. Doktor kıyafetim de var, doktor şeyim de var ya, kimse bana neden doktorsun, neden buradasın falan demiyor. Ondan sonra anladım. İşte ben de bu yüzden geldim burada. Madem bir tane sıkıntıda birisi var, hemen şurada arka odada yatıyordum ben. Arka odada yatarken geldim adamı, dedim madem yardıma muhtaç birisi var, yardım etmek bizim boynumuzun borcu. Ben burada senelerdir görünmeden yaklaşık yani kaç bilmem kaç tane ameliyat yaptım. Bakın kendiniz de söylüyorsunuz, beyin ameliyatından başarılı bir şekilde çıktığımı falan söylüyorsunuz işte. Madem biliyorsunuz evet, neden atmadınız? Var. Neden şimdi atıyorsunuz? Yok, bunun belgeleri var zaten. Şimdi şunu sormak istiyorum adam Valenti. Ayrıyeten muggle'lar ölecek, muggle'lar ölecek falan diyorlar. Hayırdır? Beni mi öldürmeyi düşünüyorsunuz? Doktoru mu öldüreceksiniz? Yok canım, öyle şey olur mu? Şimdi şöyle, adam Valenti beni duyuyor musunuz? Duyuyorum. Kendisini hiç gördünüz mü? Hayır. Hiç görmediniz. Hayır. Adın kendisi senin yaşın doktor kadar. Yaşının çok çok üstünde benim beyin ameliyatı, kalp ameliyatı, efendim, böbrek ameliyatı, kürtaj. Onu geçtim. Şu an. Evet. Burada efendim, herhangi bir şey bir tedavi uygulayamazsınız. Böyle bir izniniz efendim yok. İznim evet var demedim ki ben ablacığım. Ben geldim adam burada yapıyorum. Getir. Tamam da neden o zaman beyin ölse miydi insanlar? Zaten doktor kendisi. Sadece olay şu, bu adam buraya nasıl girdi? Siz bu adamı hiç görmediniz mi? Size. Hiçbir şeyim yok. Madem girdiğimde efendim gördünüz, okulda geçen beyin ameliyatı yaptığımız sorun çıkmadı, şimdi niye çıkıyor? Bize gelen belgede böyle bir şey oldu, doğrulandı. Ustam, ustam, bizim bilgimiz
Beyin ameliyatı. Hani ben mesela Star. Buraya ameliyatı bu okuldan bize tam gelen önce gelmiş olabilir. Ama yani bize, bu kişi yaptığı şey ortada belli. Kadın yapsın, ben yapmıyorum. Bu adamın doktor yaptığı söyleniyor. Bu adamın doktorluk yaptığı söylenmiyor. Bir beyin ameliyatı olduğu söyleniyor. Ve bu adamın yaptığı tarihte olduğu söyleniyor şu anda. Konuşanlara bu yönde. Büyücü mü? Elime bir tane şey verdiler bak. Büyü uygulayabilir diye biliyorum ben. Büyü yapabiliyorum. Öğrettiler büyü yapmayı ama büyücü değilim. Gerek var mı yapmaya? Yok, gerek yok zaten. Ben büyü kullanmıyorum. Teşekkür ederim. Ben evet. Büyüyü sadece... Yani siz hiç görmediniz mi kendisini burada? Hani adam burada uyuyorum kalkıyorum diyor. Ben bu okula atandığımdan beridir bu okulun revirinden sorumluyum. Ablacığım siz burayı niye MR makinesi taktırmadınız? He? Burası ben bakın okulu değil. Ben MR çekmek için büyü yapmayı öğrendim ya. MR'ı büyüyle yapıyorum, geri şeyi manuel olarak yapıyorum ya. Bu nedir ya? Fakir misiniz siz ya? Bir tane MR makinesi alamadınız mı bu revire ya? Oh. Oh. Bu şimdi nedir arkadaş yapalım. Ya? Okul yönetiminin sizden galiba bilgisi yok. Çünkü madem McDonald'da aynı şekilde. Şu şey mi? Başında trafik levhası olan mı? Şapkası olan. Bu evet, adamın tamam. Okuldan çıkışının yapılmasını istiyorum ben şu an. Bir anda tek böbrekli uyandı. İşte başarmışız. Yine bir başarılı ameliyatta. Yaz oğlum. Nerede lan benim? Ben mi yazayım? Gitme dur. Bizim çocuk gitmiş. Belini tutar. Madam McGonagall bir gelir misiniz? Geleyim hocam. Şimdi bu arkadaşların hiç bilginiz var mı sizin? Böyle doktordan. Benim haberim yıllardır yok. Burada olduğunu söylüyor falan. Efendim. Yıllardır buradasınız. Geçen beyin ameliyatını kim yaptı? Kim yaptı geçen beyin ameliyatını? Ben yapmadım. Ben yaptım. Gelmedi mi sana? Yaptınız? Gelmedi mi? Küçük cadının beyin ameliyatını ben yaptım. Geldi. Evet. Bir doktorun yaptığını biliyorum. Evet. Efendim, çocuk evet. Tümörünü aldım ben çocuğun burada. O doktor mu doktor? Evet benim. Çünkü bize de böyle bir belge geldi. Biz de böyle bir belgeye sahibiz ama doktorun kim olduğunu bilmiyoruz. Tamam ama Hogwarts'ta bir yetkinlik görevlilik durumu söz konusu değil. Böyle bir çalışanımız mevcut değil. Var mı belgeniz? Yok. Efendim siz yoldan geçerken Hogwarts'a mı giriyorsunuz yani? Evet. Ben bak dedim adama da anlattım. Ben burada trende indim. İndikten sonra burada gördüm kubbeyi. Kubbeyi gördükten sonra giriyorum arada. Evim yok benim. Ben şurada aşağıda ranzaların orada kalıyorum. Nasıl? Kimse de görmedi. Geceleri neler yaptığımı bilemez. Neyse kendisine teşekkür ederim. En azından profesörümüz uyandı. Fakat ben kendilerinden hala şikayetçiyim. Hogwarts öyle evet. Önüne gelen trenden indim. Asamla geldim gibi bir yerde. Alman kurdu başımıza. Kendisine başımı işlem uygulanmasını istiyorum. Tabii. Efendim bir şey sorabilirim. Evet. Böbreği siz mi söktünüz? Ben söktüm kardeşim. Bu böbreği peki kovayla beraber götünüze soksam nasıl hissedersiniz acaba? Aa, çok doktorlara ayıp. Karşı ulan ben Türkiye'den zaten şey için şey yaptım. Benim bulunduğum üniversiteden şey için kaçtım. Böyle insanlar, terbiyesiz insanlar. Öyle ben üniversitede evet. Öyle. Ben 68 yaşındayım evladım. Sayın doçent, operatör profesör doktorum. Evet. Öyle yapalım. Uzman da vardı. Uzman da vardı. Pardon, onu karıştırdım. Biz sizi ne yazdık şu an çıkarmak durumundayız. Yaptığınız için çok teşekkür ederim. Beyefendi, üflükçülük içinde de var mısınız? Nasıl yani? Üflüyorlar böyle. Bir iki büyü okuyun. Yaparız, onu da yaparız Allah'ım. Tamam. Numaranıza da kart vizitiniz varsa alabilir miyim? Ne yapacaksın ablacığım? Alternatif tıp herhalde. Lazım olur belki. Benim böbreğim yok. Siz baykuşum var mı senin? Alternatif tıp muhabbeti yapıyorsunuz. Gözünü seveyim. Öt cebinden kartını... Böbreği geri takacaksınız mı? O böbrek kullanılacak halde değil ya. Lan benim böbreğimi ne yaptınız? Yani bizim şimdi siz bir tane böbrek eksik mi olacaksınız? Ben de alabilir miyim? Benim böbreğimi tamam, bende kalsın. Bir tane var paylaşın. Kartı şey yapın. Efendim, bak kardeşim sana komplikasyonları söylüyorum. Böbrek ameliyatının herhangi bir sıkıntısı yok. İnsan bir böbrekle yaşayabilir. Şu anda kullandığım böbreğinde bir hasar görülmedi. Yaklaşık bu sene bir 10-20 sene götürür. Ama 10-20 sene içerisinde ben seni bizim organ nakli şeyimize yazacağım. Listemize yazacağım. Organ nakli çıktığında sana ben sana gelip organ şeyini takacağım. Böbreğini takıp seni yoluna devam edebileceksin iki böbrekle. Ama şu anda efendim, bir böbrekle. Benim böbreğimi bak, niye söktünüz? Bira içmek yok. Sigara içmek yok. Ondan sonra böyle şeyler zararlı şeyler yok. Su içimini olabildiğince günlük 4-5 litre olarak. Madem Valenti bu böbrek işini ne yapacağız şimdi? Siz bilirsiniz. Beyefendi. Bunu benim evet. Böbreğimi ama niye şu adamın söktünüz? Bak kardeşim böbreğin yoktu. Ben bu kadını döverim için... ha.
Beni mi öleceksiniz? Lan beyefendi, böbreğimi niye oğlum beni, bak beni doktora vurun lan, seni şikayet ederim. Seni şikayet edeceğim. Bakın. Seni şikayet edeceğim. Ben bunu şikayet edeceğim bu. Tamam, bak size bakanlığa şikayet bakalım. Etmiyor muyum ben? Ben şikayet etmiyorum sizi. Tabi bak, onlara bakanlığa şikayet edebilirsiniz. Bak o kadını evet. Da yazdım. Bu böbreği olmayanı da yazdım. O şey evet. Şeker şapkalı konili kafasında koni olanı da yazdım. Lan, hepsini abi. Yazdım. Hepsini yazdım. Benim böbreğimi niye söktün lan? Kardeşim böbreğin hasarlı kullanılamaz. Seni öldürecekti o böbrek amına koyayım. David tamam sakin ol. İç kanamam vardı. Gerizekalı. Bok halledersin. Senden bir bok olur mu? Sen bir sus. Senden bir bok olur mu? İki asa sallıyor. Büyücüyüm diyor. Yok diyor. Ben ameliyat yapıyorum. Ulan senin ben... Oğlum benim klanetim akrabalarının nerede? Kadar. Şeylerin kadar. Nerede? Ben senin yaşın kadar ameliyatta şey yaptım ya. Bu nedir ya? Bu nedir? Terbiyesizlik duruyor. Yatağın altında kaldı galiba. Bu nasıl bir terbiyesizlik arkadaş ya? Bali kardeşim benim... Profesörler ön sur. Bali benim şey İstanbul biletimi al kardeşim ya. Böbreği aldın, klaneti ne yaptın? Götüne soktum. Nereye sokacağım? Orada bir yerdedir klanet amına koyayım. Bak, kapının önüne gelirim. İnanılmaz ya, inanılmaz ya. Ha kardeşim ben bu trenden gelmiştim. Güzel. Evet. Kendinize sen de bir 300 galyon var mı be? Var var. Bana bir 300 galyon ver de ben bir buradan bayağıdır para da almıyorum. Para da vermiyorlar, beleşe çalışıyorum. Ben gideyim İstanbul'a. Ama bu yapılanları yazdım. Elbet bir gün geri döneceğim. Elbet bir gün. Bunu unutmayın. Evet. Yaptığınız için teşekkür ederiz şu ana kadar öğrenciler için. Elbet bir gün geleceğim. Silah kutusu gibi şey verdi. Evet. Bileyim ben. Elbet bir gün. Elbet bir gün geleceğim. Elbet. Buradayım. Elbet bir gün geleceğim. Elbet geleceğim elbet. Dur bakayım. Tren kalkıyor. Çuf çuf. Dur. Çuf çuf. Bu tren kalkmaktadır. Kalkmaktadır. Çuf 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 çuf. Gitti mi o doktor? Nerede o? Aha. Gidiyor gidiyor. Çuf, çuf, gidiyor gidiyor gidiyor. Çuf, çuf. Durdurun lan treni. Tren gitmiştir. Çuf.